Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal Yayınları'nın hazırladığı Geometri Soru Bankası kitabında dönüşümler konusundaki noktanın ötelenmesi testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Analitik düzlemde A 3'e 4 noktası sırasıyla x ekseni doğrultusunda bir birim pozitif yönde. Bir birim pozitif yönde demek sağ demek. Sağa götürmek demek bir eklemek demek apsine. Sağa sola gitmeler apsi yukarı aşağı gitmeler de ordinatı etkiler. Y ekseni doğrultusunda da negatif yönde 3 birim. Yani ne, y ekseninde 3 birim azaltacağım. o son durum A noktasının koordinatları 3 artı 1 4'e 4 eksi 3 1 noktası yapar. Evet birinci soruyu bu şekilde bulduk geldik 2'ye. Analitik düzlemde 1'e 2 noktası sırasıyla x eksenin doğrultusunda negatif yönde x ekseninde negatif yönde 4 birimse absinden 4 çıkartırız. Y eksen doğrultusunda pozitif yönde 2 birim. O zaman ordinatına da 2 ekleriz. Yani x 3'e ne noktası yapar? 4 noktası yapar. İşte son durum daha noktasının orijin olan uzaklığı. Orijinal olan uzaklığı. uzaklığı X'ler farkının karesi artı Y'ler farkının karesi değil midir? Evet. Kare içinde eksi 3 eksi 0'ın karesi artı 4 eksi 0'ın karesi. Yani ya da 3 4 5 üçgeninden 5 de diyebiliriz. Örnek ki 5 bulduk geldik örnek 3'e. Analitik düzlemde a 1'e 5 nokta sırasıyla x eksen doğrultusunda pozitif yönde k birim. Yani k ekleyeceğiz buna. y eksen doğrultusunda negatif yönde negatif yönde dediği için 3k çıkartacağız. Son durumda a noktası ne oldu? 1 artı k'ya 5 eksi 3k oldu ve bu bu doğru üstündeymiş. O zaman x yerine 1 artı k yazacağım. 1 artı k yerine x yazdım. E, y yerine de 5 eksi k, 3 k yazacağım. O zaman buradan bunu buraya bunu buraya atınca 4 eşittir. 4 k'dan k'yı da böylelikle 1 buluruz. Bizden de k isteniliyor. Örnek 3 1 çıktı. Geldik örnek 4'e. Analitik düzlemde a noktası sırasıyla x 80 doğrultusunda negatif yönde. Evet negatif yönde 5 birim. Bak şimdi. A noktasına ben a virgül b diyeyim istersen. Negatif yönde 5 birimse apsinden 5 çıkartırım. Y ekseni doğrultusunda pozitif yönde 12 birim ekledik. A noktası kaç birim yer değiştirmiştir diye soruluyor. O zaman yeni noktamız ne oldu? A eksi e B artı 12 oldu. E şimdi ne kadar yer değiştirdi diye soruluyor bize. E ne yapacağız? İki nokta arasındaki uzaklığa bakacağız. X farkı A eksi 5 eksi A. A eksi 5 eksi A'nın karesi A artı Y'ler farkı B artı 12 eksi B'nin karesi olacak. Karekök içerisinde. O zaman A'lar gitti. 5'in karesi 25. Artı B'ler gitti. 12'nin karesi 144. E, 169 yapar burası. 169 da ne eşittir kardeşim? 13'e eşittir. Evet örnek 4 13 oldu. Geldik örnek 5'e. Analitik düzlemde y eşittir x doğrusu üzerinde alınan bir nokta. Yani a virgül a noktası mesela. Y x. X yerine a yazdığımızda y de a yapıyor. Bir nokta. Bu doğru boyunca 4 kök 2 birim öteleniyor. Ha, o zaman düzlem çizelim dur. Y eşittir x doğrusu şu doğru değil mi? Yani 45-45 derece değil mi? Evet. Buradan bir nokta alacağım ve ben bunu bu doğru boyunca 4 kök gibi birim öteleyeceğim. 4 kök gibi birim öteledim şöyle. Bu nokta yatayda ne kadar yer değiştirmiştir? Yatayda. Hı hmm, yatayda. Şu yatayda ne kadar gitmiştir diye soruluyor. Arkadaş burası 45'e ya. Yatayda ne kadar gittiğini bulacağım. Yerindeşlikten dolayı burası da 45 burası da 45 yapar. 45 45 90 üçgen çıktı. A ne oldu? 4 kök ise 4 4 oldu. Yatayda ne kadar gitmiş oldu? 4 gitmiş oldu. Örnek 5 4 olur. Geldik örnek 6'ya. Analitik düzlemde y eşittir 4 bölü 3 x doğrusu üzerinde alınan bir nokta bu doğru boyunca birim öteleniyor. Şimdi yine aynı şekilde grafiği çizelim. y eşittir 4 bölü 3 x doğrusu bu değil midir? y eşittir 4 bölü 3 x doğrusu. Şimdi bunun eğimi nedir? Eğim budur. 4 bölü 3'tür. Yani tanjant alfası 4 bölü 3'tür. Şimdi ne yapacağız? Bir noktayı ben birim öteleyeceğim. birim öteledim. Düşeyde ne kadar yol almıştır? Düşeyde. Önceden buydu. Şimdi böyle giderken Hop şu şekilde gidiyor ya. Hocam şöyle gitti. Düşeyde ne kadar yolladı? Buradaki mesafe soruluyor bize. E yataydaki mesafe buysa alfa ise burası da alfa değil midir? Evet. Şimdi bunun eğimi ne? 4 bölü 3 tanjant alfası. Tanjant alfa 4 bölü 3 ise hocam 4K bölü 3K'dır burası. Karşı bölü komşu. E 3, 4, 5 üçgeninden burası da 5K çıkar. 5K eşittir 10 sa K'yı buradan 2 buluruz. Bizden düşeyde ne kadar yol aldığı soruluyor. 4K soruluyor. K yerine 2 yazarsak cevap 8 çıkar. Örnek 6 8 çıktı ve böylelikle bu testi bitirmiş bulunuyoruz. O zaman diyoruz? Bir sonraki dersimizde yani doğrunun ötelenmesi testinin çözümünde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşçakal.